Şimdi bu tutuklanmadan önce gözaltına alındı. İşte neden savcılığa davet edilmedi? Barış'ı arkadaş da yazmış, yurt dışı yasağı olan birisi, kaçma ihtimali olmayan birisi neden tutuklandı diyor. Dolayısıyla şimdi böyle bir yaygara var. Özellikle gazeteciler cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bu işin peşine çok düşmüş. Ve Turgay Olcayto ve bugün bilmiyorum sen adliyenin önünü gördün mü? Böyle bir Gördüm. garip böyle hani onlarca insan dediler ama hakikaten yaşı 70'lere dayanan ben 10-15 kişi gördüm orada. Bağırıyorlar basına özgürlük diye. Şimdi basına özgürlük PKK terör örgütünü övmek mi? Basına özgürlük Türkiye'de olan bir şeyden bahsediyorum. FETÖ terör örgütünü övmek mi? Basına özgürlük FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz'da bu ülkenin tankıyla, topuyla 251 insanımızı şehit etmesi sonrasında bunların yaptıkları yorumlar basın özgürlüğü mü? Bu gazeteciler cemiyeti, özellikle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Ankara Gazeteciler Cemiyeti bu konuyu sahiplendiler. İşte montaj dediler. Montaj neresinde ben çok merak ediyorum. O video hazır mı arkadaşlar? Şimdi İmralı'ya baktığımız zaman yani 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan. Ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir yani 25 yıldır hapiste, kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. En uzun süre yatan. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor. Ev hapsi vesaire. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu, izlemiyor mu bilmiyoruz. Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Çok enteresan yani Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bu işin şeyine soyundu. Vay Merdan nasıl Yani şöyle, tutuklanır? ya bir de Hadi abi, bak seçim öncesi tutuklansaydı, bu gerekçelerle yine haklı gerekçeyle tutuklansaydı, gene kamuoyunda bir infial, hani seçim öncesi muhalifleri susturuyorlar filan, bir etki yaratma şeyi vardı. Ama şu an kimsenin umurunda değil ya. Ya ben bakıyorum bugün sokaklara, kimse ya Merdan ne, kimin umurunda? Ya bir de hep aynı laflar, bilmem ifade özgürlüğü, ya PKK'yı destekle, FETÖ'yü destekle, teröristleri destekle, sonra ifade özgürlüğü. Kim kurtaracak sizi o? Yani bu lafları edip cezaevinden biri kurtulabiliyor mu yani? Haklı yere tutuklandı. Şimdi o insanların kalkıp şunu dememeleri enteresan. Ya sen arkadaş niye PKK'yı övüyorsun? Niye FETÖ'yü övüyorsun? Demek ki iktidara gelseniz PKK'yı, FETÖ'yü öveceksiniz. Yani terörist başını da öveceksin. Sadece terörist başını değil. Bugün Milli İstihbarat Teşkilatı her hafta birkaç kişinin kellesini alıyor PKK'dan. Demek ki bunlar, onlara da başsağlığı dileyecek. Utanmasalar, iktidar olsalar, gücü ellerinde olsa ya da Murat Karayılan, Duran Kalkan, o Beze Hozat mıdır nedir? Ne karın ağrısıysa o teröristleri dövecekler. Ya çok tuhaf bunlar ya. Yani gazeteciler cemiyeti bilmem ifade özgürlüğü diyor. Başka bir şey söylüyor. Saçmalık yani işte hani olay şey abi yani ya maç bitti ya. Hani maç bitti. Yok artık hani bir önemi yok bunların yani bir de haklı yere tutuklandı. Siz ne diyorsunuz yani kimin umurunda? Neyi savunuyorsunuz yani? Ay bir de bunun benzerlerini seçimden önce de söyledi HDP'ye PKK'ya. Yani HDP'yi güzelledi. HDP'li yöneticiler terörist başına özgürlük filan dediklerinde de savundu. Ya da işte hükümet PKK konseleşleri getirince de savundu. Dolayısıyla burada montaj filan yok. Belki cezaevinde birkaç ay yatınca aklı başına gelir. Yani ben nerede hata ettim der. Yoksa bu kafayla bunların düzelme şansı filan çok görünmüyor. Yani Merdan Yok ya Yanardağ. bunlar abi bunlar cezaevine düşmenin kendileri için kahramanlık olduğunu söylüyorlar. Sedef Kabaş'ı hatırlamıyor musun? Cezaevinden çıktıktan sonra Ama o zaman duruldu abi bak. Bu cezaevine girip çıkanların çoğu duruluyor. Sedef Kabaş girdi. 2 ay mı 1 ay mı ne yattı o? 45 gün ya da yattı. O mesela yamuldu o. Çıktığında bir daha eskisi gibi değildi. Öyle sesi çok çıkmıyor. Dikkat et. Gene savunuyor, ediniyor. Seçimlere çok bel bağladılar. Kazanırız diye. Seçimleri de kazanamayınca böyle
yamulup kaldılar. Yani çok enteresan bu kişilikler. Diyorum ya bak, beyinlerini açıp bakmak lazım abi. Ne geçiyor? Ne akıllarına geliyor? Ya seçim bitti, kaybettin. Yani millet önüne bakıyor. Kimsenin umurunda değilsiniz artık. Yani yok çabuk HDP'nin açıklamaları, gazeteciler cemiyetinin açıklamaları. Kimin umurunda bunlar ya? Ya kimin Şimdi umurunda yani? Cem, bak, şimdi aslında montaj diyor ya, HDP bir açıklama yapmış. Şimdi çok önemli bir açıklama aslında. Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın insanlık dışı olan İmralı tecridiyle ilgili değerlendirmesi nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma süreci Türkiye'de yargı ve RTÜK'ün iktidarın politikalarına göre hareket ettiğini bir kez daha gösterdi. AKP iktidarı özgürlüklerin kullanılmasını engellemek için medya üzerinden ceza politikasını sürdürmektedir. RTÜK bu tutumundan vazgeçmeli, muhalif kanallara yönelik baskıları sonlandırmalıdır. Yargının ise Öcalan'a uygulanan tecride eleştiri yapanlara karşı değil, İmralı'da yasaları uygulamayanlara karşı harekete geçmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Şimdi Merdan Yanardağ montaj diyor, bana kumpas kuruldu diyor. Ama yani Abdullah Öcalan'ın veya işte PKK'nın siyasi ayağı olan HDP'nin resmi Twitter hesabından ilk paragrafa dikkat et. Bak, insanlık dışı olan İmralı tecridiyle ilgili değerlendirmesi nedeniyle. Yani HDP burada diyor ki, valla adam bizi savundu. Montaj falan yok. Biz izledik, değerlendiriyor diyor orada. Şimdi Şimdi biz... bunu dokunulmazlıkları olmasa, normalde diyelim ki geçmişte de HDP'li bazı yöneticiler, eski milletvekilleri HDP'li siyasilerden de böyle ceza alan çok oldu ama şimdi dokunulmazlıkları var. Kürsü dokunulmazlığı olunca bunların arkasına saklanıyorlar. Normalde şunları biri söylese yine bir şekilde ceza alır diye düşünmek lazım. Hayır, Ama HDP'nin ben bu... şunu sormak istiyorum sana. Şu metnin birinci paragrafında Merdan Yanardağ'ın o konuşması, az önce izlediğimiz konuşmasının montaj olmadığını anlatmıyor mu bu birinci paragraf? Evet. Zaten montaj yok abi. Montaj olsa Tele1 anında o videoyu koyardı. Bakın siz montajlı video üzerinde konuşuyorsunuz. Alın bu da montajsız hali derdi. Onun montajlı olmadığını biliyoruz. Yani o video normal video. Ama işte HDP'nin açıklaması, Kemal Bey'in açıklamaları, diğerleri o bahaneye sarılıyorlar. Ama bunların bir geçerli yok. Yani bak 10 yıldır ben geçen sene hatırlıyor musun? Birci Akalay vardı oyuncu. Evet. Bu ekonomiyi bu hale getirenler hesap verecek. Yargı önüne çıkacaklar diyordu. Aslında Erdoğan'ı ve ekonomi yönetimini kastediyordu. Yani ekonomik eğer sıkıntı varsa bunu o hale getiren kim? Cumhurbaşkanı ve maliye politikalarını yönetenler. O kararları alanlar. Tabii ben o yazıyı yazıp üstüne gidince o şeyi gösteremedi. Hemen geri adım attı şey. Birci Akalay. Şimdi mesela ortada şey yok. Bunlar zaten herkesi yargılayacağını, asacağını, keseceğini o zaman da söylüyorlardı. Yani HDP'lerin bu şey yeni durumu değil ki. Bir yıldır, 2 yıldır herkes asacaklar, kesecekler, içeri atacaklar. Bir cakalayda ekonomiyi bu hale getirenler yargılanacak. Sonra üzerine gidiyorsun, ben öyle demedim. Ya ekonomiyi bu hale kim getirdi? Alını ver o zaman. Kim getirdiyse. Böyle şey. Dolayısıyla korkaklık, ürkeklik de burada var. Dolayısıyla da burada hakikaten bu muhalefet nasıl aklı başına gelecek? Ben vallahi abi şu seçimden sonra belki biraz akıllanırlar diye düşünüyordum muhalifleri. Ama yazarları, çizerleri görünce belki konuşuruz. Yani hiçbirinin çok da akıllanmadığı görülüyor. Yani çok da böyle Kemal Bey'e yönetenler kendileri niye özür dilemiyor mesela? Kendileri niye bu durumdan bir pay çıkarmıyorlar? Kardeşim siz de Erdoğan kaybedecek, Kemal Bey kazanacak dediniz. Erdoğan dönem bitti dediniz. Abi şöyle, hani akıllanmıyor ifadesi çok yerinde bir ifade. Sadece yazar, çizer, muhalif veya fondaş medya değil de Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir açıklama yaptı abi. Aslında Merdan Yanardağ'ın dün gözaltına alınması, biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu
bir gün önce Tele1'de bu Merdan Yanardağ'ın sorularını cevaplandırdı. Ve orada evet, bir takım açıklamalar yaptı. Şimdi dün Merdan Yanardağ gözaltına alındı ve dünden beri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tık çıkmadı. Hatta Oda TV ısrarlı bir şekilde dünden beri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki gelmedi diye yazdı. Sessizliğe büründü. Önce bu sessizliği bir yorumlamak lazım. Sonra bugün Merdan Yanardağ tutuklanınca bak şu ifadeyi kullandı. Şimdi akıllanmak diyorsun ya, ekranda şu anda Cem. Evet, diyor abi ki ahlaki hükmünü yitiren saray hükümeti montajlarla algı yönetimine devam ediyor. Gazeteci Merdan Yanardağ'ın hükümetin neyi neden yaptığını hatırlattığı konuşmasının bir bölümü üzerinden tutuklanması ülkemiz adına utanç vericidir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli. Merdan Yanardağ serbest bırakılmalı. Şimdi bu işi bak en başta ahlaki hükmünü yitiren saray hükümeti. Ya bu akıllanma değil ki. Yani aynı tas, aynı hamam, aynı ya dil. Kemal Bey, Cumhurbaşkanı, bak bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan seçildiği günden bugüne kadar. Şimdi biraz da gerçekçi konuşalım. Yani daha önce Erdoğan'ın dili çok sertti. Hiçbir şeyin altında kalmıyordu. Her şeye anında cevap yapıştırıyordu. Erdoğan seçildikten bugüne kadar, yani bir ay geçti değil mi neredeyse? Tam bir ay oldu. Benim takip ettiğim 3 tane siyasi konuşma yaptı. Ve sana yemin ediyorum ben çok beğendim. En muhalif benim çocukluk arkadaşım var Adnan Yüce. Abi diyor Erdoğan'a ne oldu diyor ya. Erdoğan acayip diyor ılımlı konuşuyor. O sert Erdoğan, o hani ağır konuşan Erdoğan gitmiş bir başkası gelmiş ifadelerini kullanıyor. Ama birazdan başka örnekler de vereceğim sana. En sonuncusu şu, ahlaki hükmünü yitiren saray hükümeti. Dil aynı abi. Devam ediyor. Şimdi abi, yani bugün ayın 27'si, 27 Haziran. Bir ay önce seçimler bitti. Tam bir ay önce bugün seçimler bitmişti. Ve Kemal Bey ağır bir yenilgi aldı. Yani %52 ile yenildi. Meclisi kaybetti. 1,5 ay önce de meclisi kaybetti. Ahlaki hükmünü yitiren diyor. Ya kardeşim, daha bir ay önce Erdoğan ve Cumhur İttifakı milletten meşruiyetini aldı. Yani burada meşruiyeti olmayan seni, yani Kemal Bey şu an vekil değil. Sadece CHP'nin genel başkanı ama yenilmiş bir cumhurbaşkanı adayı, yenilmiş bir genel başkan. Ahlak hükmünü yitiren biri varsa o da bence şu an Kemal Kılıçdaroğlu. Montaj diyorsun, montaj yok. Hükümet neyi yatı? Yani yıllardan beri böyle tweetler atıyorsunuz da ne oluyor ki? Yani kimin umurunda? Bir arkadaş var benim, senin gibi muhalif liseden arkadaşım. O da tweet atmış, şey demiş yani, evet Kemal Bey demiş, Erdoğan'ın çok da umurundaydı bu dedin ya şimdi böyle. Ya sen neden bahsediyorsun? Yani kimin umurunda abi? Yani şimdi Kemal Bey'in şu tweet atması kimin umurunda? Yani kim bunu sallıyor yani? Yani tweet'in önemini sallayan kim? Dolayısıyla Kemal Bey'in hakikaten artık aklı olarak düşünmesi ve şapka yönünü koyması lazım ama yapmıyor. İnanılır gibi de değil yani, niye böyle yapıyorlar? Bunu anlamak da çok zor yani. Şimdi